Önemli bir isim, emekli albay ve güvenlik uzmanı. Sayın Coşkun Başbu. Coşkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Komutanım. İyi yayınlar, iyi pazarlar. Bir şey soracağım. İlker Başbu ile bir akrabalığınız var yok, mı? Yok, hep sorarlar, Yok, değil mi? Yok. Böyle ben e, sizinle ilgili tanıtım yaptık. Dediler bir sorar mısınız? Aklımda kaldı. Yok, İlker Başbu Yok, hiçbir yok. Bir akrabalığınız Soy yok. Benzerli. Soyad benzerliği. Soyad benzerliği. Nasıl gidiyor Komutanım? Şükür, yani bu sağlığın sıkıntılı olduğu günlerde şu ana kadar Allah şükür bir yar yarımız, hasarımız olmadı. İnşallah böyle de gider. İnşallah diyelim. Şimdi komutanım şunu merak ediyorum. PKK son günlerde maket uçaklar üzerinden bir saldırı düzenliyor. Çok gündemimizde değil bu saldırı ama ciddi alınabilecek bir saldırı. Ciddi almamız lazım ülke olarak. Bu maket uçak saldırısı nedir? Kim tarafından? Hangi ülkeler bu işin arkasında? Maket uçak nedir? Görüntüleri bir sevgiden rica ediyoruz. Sevgi, görüntüleri bir verelim. Maket uçak saldırısını, bunu merak ettiğim soruların Konuşalım. başında. Konuşalım. Şimdi e, terör örgütü... Diğer görüntüyü verin arkadaşlar. Terör örgütünün ne konuşuyoruz? Artık bittiğini konuşuyoruz. Şimdi bu bitti dediğimiz anlar... olan bir PKK. Bitiyor artık yani ülke içerisinde bitti. Evet. Onu buradan rahatlıkla müjdesini verebilirim. Ülke dışında da çırpınan bir örgüt var. Hmm. Bu... Hani iki sene öncesine şu günkü tabloyu çizseydim birçoğuna hayal gelirdi. Hı. Veya biz söylerken ekranlarda işte terör örgütü için çember daralıyor. Yakında listelerin kızaracağı, listelerin renkleneceği günler gelecek. O günler geldiğinizde, e, geldiğinde kandilin ne olduğunu göreceksiniz diye ifade ettik. Belki dinleyenin birçoğu için e, acaba olabilir mi? Hani 40 yıldır boğuştuğumuz bir bela e, bu kadar kolaylıkla defedilebilir mi diye akıllarda soru işareti kalabilir. Evet. Kolaydı ve... Bana göre öngörüldüğü süreden çok daha önce def ettik. Nerede? Ülke içerisinde. Nerede sıra? Ülke dışına. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız bana göre çok kritik konulara değinen bir konuşması oldu. Orada neyi vurguladı Cumhurbaşkanımız? Gençlere evet. yönelik kan diledi. Sırada var. Evet. Bu cümleyi niye kurdu? Siz şimdi devlet olarak terörle mücadelede meseleyi masaya yatırıp bu işi nasıl sonuçlandıracağız diye analize başladığınızda Yapmanız gereken ana hedefi belirlemek olmalı. Evet. Ki devlet de zaten öyle yaptı. Genelkurmay, Milli sonra Bakanlığı hatta devletin diğer kurumları bu işi topyekun bir mücadele getirdi. Ve şükürler olsun herkesin umduğundan çok daha hızlı bir süreç yaşandı. Hmm. Bunda bu topyekun mücadele çok önemli var. Hmm. Bakın size gelmeden önce lütfen gazeteleri karıştırıyorum. Ee, çok beni ümitlendiren ve sevindiğim bir haberle karşılaştım. Şırnak'ta gençlerimiz devletimizin açmış olduğu tenis kurslarında eğitim alıyorlar. Ne güzel. Yani bu güzel. işte o kadar sizin de yüzünüz parladı duyduğunuzda. Tabii herhalde yani. İşte bu zaten olması gerekendi. Çünkü sadece terör ve onunla mücadele jandarmaya, sadece silahlı kuvvetlere bırakılmayacak kadar, emniyet teşkilatında bırakılmayacak kadar kıymetli bir olgu. Evet. Burada herkesin, her kurumun Yapması gerekenler var. Devlet de zaten bunu o konsept değişiklediğim süreçten itibaren uyguluyor. Evet. Şimdi komutanım şuna dikkat çekmek istiyorum. Bakın e, az önce arkadaşlarımız da verdi ama maket uçak saldırısı. E, son zamanlarda bu saldırı dünyada... Örneğini var mı bizim Türkiye hariç? PKK bu saldırıyı kimi örnek alarak yapmaya başladı ve bu saldırının dezavantajları nedir? Buradan askeri birliklere üst düzey komutanlarımıza hani uyanık olmak lazım. Çünkü göze görülmeyen bir şey, bir beyin kartı sayesinde maket uçak çoklu frekans sistemiyle kullanılabiliyor. Dün aldığım notlarda bunların beyin kartı da Kanada'da üretiliyor. Şimdi o bir tanesi. Tabii. Yani buna benzer daha uygulanan metotlar var. Şimdi maket uçak son günlerde gündeme düşen ama evvelden aslında denenen fakat başarı sağlamayan. Evvelden denendi mi? Denendi. Kaç yılında yani? Yıl... 2018'de hatırlıyorum. Sülopi evet. bölgesinde 18 veya 19 olmalı. Silopi bölgesinde, Şırnak'ta hatta oradaki kaymakamlığa, valiliğe de hmm. girişimler oldu. Ve o girişimlerde örgüt bir başarı sağlayamadı. Neden? Çünkü zaten Türkiye'nin hem saha istihbarat hem de terörle mücadele almış olduğu tedbirler en üst seviyede. Evet. Siz şimdi böylesi olumlu bir süreçten geçerken basit bir tane maket uçağa takılıp kalamazsınız. Hmm. Buna yönelik tedbirler almanız gerekir ki bu metot e, hani önemliydi o sorun nerede başladı, nerede denendi. E, bir kere şunu özellikle vurgulamakta fayda var. E, bu tür daha çok tekniğe dayalı saldırılarda çapulcu sürüsünün boyunu aşan teknikler uygulanıyor. Hı. Ne demek istedim burada? Yani şu... Bakın önemli bir şey söylüyor komutanımız. Coşkun Baş bu. Devam bu et. önemli. Ee, burada e, standart, o bildiğimiz PKK'nın böylesi bir eylemi düşünmesi, böylesi bir eylemi harekete geçirecek altyapıyı hazırlaması, böyle bir eylemle size bir saldırıda bulunması mümkün değil. O zaman akla gelen soru şu. Mutfakta kim var ve bu süreç nasıl işliyor? İşte bu soruyu sorduğunuz an kapı doğrudan özel... Askeri şirketlere çıkıyor. Kime? İşte Blackwater tarzı, e, Wagner tarzı Rusların yapılara çıkıyor. Şimdi bu konu aslında iyi incelenmeli e, Tahir Bey. Yani neden bilinmeyen, yeni adını duyduğumuz ama bana göre daha tam çözemediğimiz bir yapı. Çözemedik derken hani kastım devlet değil. Halk düzeyinde daha bu konunun ne olduğunu anlayamadık. Şimdi Amerika gibi emperyal devletler, yani gözünü kan bürümüş, gözünü para bürümüş, gözünü hırs bürümüş devletler e, tarih boyu inceleyin... bu mantığı hep muhafaza etmiş. Hmm. Yani İngiltere'nin, İspanya'nın, Portekiz'in sömürgeciliği yeni çıkmıyor. İnsanlık tarihiyle eşdeğer. Evet. Şimdi bu süreçte bunların ilk yola çıktıkları konu elindeki kendi askeri gücü. Bu olduğumu tadından gelmez. Yak, yık her yer senin kanun tanıma, insanlık tanıma ki bunları ha. zamanda yaşamışız. İşte bu çember, bu çember kayıplarla daraldı hmm. ve bu yapılar kendilerine askeri güç olarak kullanacak yapı aramaya başladılar. Hmm. İkinci Dünya Savaşı'na kadar bu sistem yürüdü. Kendi elindeki güç bitince ulusları kullanmaya başladılar. Uluslardan kastımız ne? İşte Ermeniler, Yunanlar. Oldu mu? Oldu. Kime karşı kullandılar? Bize karşı kullandılar. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir onlar da konsept değişikliğine gitti ve teröre Terör örgütlerine sarıldılar. Hmm. Şimdi terör ve terör örgütlerine sarıldığında e, onlara ilk başta mantık çok basit geldi. Finansı kolay, elde ettiğin sonuç etkili. Hele bir de yanına psikolojik harbiye ekle, evet. e, eklersek ki medyanın gücü bu konuda çok önemli. Evet. İşte bu süreç yürüdü. Nereye kadar? Eldeki o piyon takımın bitene kadar. Hmm. Şimdi piyon takımının bittiğini hissettiği an bu yapı devreye çıkış yolunu özel askeri şirketleri almakla buldu. Hı. Ne yaptılar bunlar? Eski emekli askerleri, gözü dönmüş kişileri bir araya getirdiler. Bu kişileri finanse ettiler, fonladılar ve bu kişiler dünyanın her coğrafyasından ruh hali bozuk psikopat ne varsa bu konuya meyilli güvenlik şirketlerinin işe aldığı eleman gibi elemanları topladılar ve bunları özel bir eğitime tabi tutarak çeşitli coğrafyalarda kullandılar. Hmm. Şimdi sizin sorunuzla cevabı burada evet. ortaya çıkacak. O konuya gelelim. Irak'ta sersiniz. denendi. Bu maket uçak olayı. Irak'ta Amerika denendi. Amerikalılar mı denedi? Amerikalılar denedi. DEAŞ'ta mücadele kapsamı adı altında Bağdat civarında denendi. Hmm. Yöntem aslında basit. Drone dediğimiz, maket uçak dediğimiz, evet, şu an görüntüleri görüyorsunuz işte bu, he, model, uçak model uçak dediğimiz ve piyasadan çok kolaylıkla temin edebileceğiniz araçlar modifiye edilerek bir takım revizyonlardan geçirilerek bir savaş aracı haline dönüştürmeye başlandı hmm. ve bunu da Amerika ilk denemesini Irak'ta yaptı. Başarılı bu... oldu mu? Irak... Ya da olunuyor mu? Irak'ta oldu ama Türkiye'ye bu sökmedi. Çünkü güçlü bir ülkeyiz yani. Aldığımız tedbirler mükemmel. Hmm. Bakın televizyon ekranlarında hep gündemde... Bakın yapıyorlar. arkadaşlar önemli bir konu değiniyoruz. Maket uçak saldırıları var PKK'nın ee, emekli albay komutanımız canlı yayında anlatıyor. Şimdi e, burada şu denendi Türkiye ile ilgili. Hani bize bahsediyoruz ya Sincar Mahmur diye. Evet. O bölgede bir eğitim kampı teşkil edildi. Neye yönelik? İşte bu drone eğitimine hmm. yönelik. Amerika'nın özel kuvvet askerleri o sözde güvenlik şirketi olarak kendini adlandıran ama normal doğru adı katil sürüsü olan yapı buraya topladığı diğer katil sürülerine bu eğitimleri vermeye başladılar. Maket uçak nasıl yapılır, nasıl takviye edilir, nasıl kullanılır? Eğittiler. Eğittiler. Evet. Ve bunları Sahaya sürmeyi denediler fakat arzu ettikleri başarıyı gene yakalayamadılar. Çünkü karşında senin artık elde kalan piyon takımı okuma yazması olmayan 18-20 yaşında Aynı yoldan he. toplama. Yani, sokak. Bu konu teknik bir konu. Bilgi ve bir birikim ister, deneyim ister. Bize 3 saldırı yapıldı değil mi komutanım şu ana kadar? Evet. 3 saldırıda rakır, başarılı olamadılar. olamadılar. Şırnak ve Batman. Diğerlerinde de olamadı. Yani o bahsettiğim e, Şırnak'ta daha önce denendiğinde onda da başarılı olamadılar. Olamadılar. Hatta ben notlarından bakayım o Lütfen hangi bölgeler komutan. olduğunu e, izleyenlere aktaralım. E, bakın burada valilik hani evvelki denemede 23. Jandarma Sınır Tümeni iki defa denendi. Üst bölgeleri vardı Aydoğdu, Kastak Vadisi, Silopi Üç Ağaç, Kayatepe ve Şehit. Murat Mesut Karakolu'na iki defa hmm. olmak üzere derendi peyderpey. Fakat bunların hepsi dediğim gibi istihbari bilgiden hmm. sahada inanılmaz donanımlı ve deneyimli olan Türkiye tarafından bilindiği için tedbirler alındı. Hmm. Dron savar dediğimiz işte bir takım metotlarla Biz hemen bunlar aldık. tedbiri aldık ve daha niyetine e, varmadan havada imha ettik. Oh. Bir kısmını düşürdük. İçişleri Bakanı Sayın Soylu da söylemişti o zamanlar direkt. söylendi. Tabii i̇lk defa karşılaştığımız bir sustu Ve dedik ki biz evet. o zaman yaptığımız değerlendirmede ileri de bu tür saldırılarla karşılaşabiliriz. Bunu hmm. diyen sadece biz değiliz. Silahlı kuvvetler de söylüyor ve buna yönelik tedbirlerini alıyor. Bakın gece hiç o, o diğer saldırıların o saati gündüzdü bir bir kısmının. Tabii, tabii, Burada gece uygulandı. Özellikle gece saatlerinde ediyorlar. Ve aslında kendi aklınca bir mesaj vermek istediler. Hmm. Neden? Çünkü seçme yerler biri Diyarbakır, diğeri Batman. Şimdi Batman'daki saldırı SİHA ve İHA'ların merkezi olarak bilinen Batman olduğu için yapıldı. Evet. Az önce bir laf dediniz. Konuyu artık kapatmak istiyorum komutanım. PKK bitti dediniz. Evet. Yani neye dayanarak PKK'nın bittiğini söylüyorsunuz komutanım? Eldeki verilere göre ezbere değil. Hmm. Katılım. Kafadan konuşmuyorum diyorsunuz. Ben elimde verilerle konuşuyorum. Devletimin açıklamış olduğu resmi rakamlara istinaden konuşuyorum. Ne, ne diyor devlet? E, terörist sayısı diyor 300'ün altına indi, 200'ün altına indi. Hmm. Ee, o civarlarda bir skaladayız. E şimdi bunu Doğu, Güneydoğu'ya tamamen yayın. Hmm. Neredeyse her ilde her iğne iki tane çapulcu düşüyor. Onlar da zaten eylem yapmak gibi bir e, hmm. seçeneği yok. Canını kurtarmanın derdinde. Hmm. Ve dikkat edin eğer e, Diyarbakır referans saldırı terör örgütü bitmemiş, tükenmemiş veya o sürece gelmemiş olsaydı ya canlı bomba, ya roketli saldırı ya da bombalı araç türünde yapılırdı. Hmm. Evvel bildik örgüt oydu. Tabii eskiden öyleydi. Yapıldı öyle... mı? Yok şu Yok. an. Büyük şehirlerde peki bu tür Allah'a şükür olayla karşılaşıyor muyuz? Yok. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Bu örgüt kapandı bitti demek değil. Hmm. Bizlerin bilmediği, İçişleri Bakanımızın geçtiğimiz günlerde paylaştığı yüze yakın bu tür eylem biz uykudayken daha niyetine girmeden güvenlik güçleri tepesine güvenlik biniyor ve da. etkisi hale getiriyor. Hmm. Yani bu, bu şekilde önlenmiş saldırı girişimleri var. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Karşı evet e, destede kağıt biter onlarda oyun bitmez. Evet. Her yolu deneyecek ama Filistiğin devletimizde e, evet. bu konuda 7-24 e, argo tabirle bir mesai yürütüyor. Ülke içi ve dışında şükürler olsun kuş uçmuyor. Evet.